Bu iş bana çok korkunç gelmeye başladı. So they want to run. They love to run. They absolutely love running. Dry food, normal dog food pellets, and a meat, frozen meat that we defrost. Okay. Oha! Çok iyi. Oha! Şu anda atladılar galiba. Herkese 4. videodan merhabalar. Bu videoya köpek kızağı etkinliğiyle başlıyoruz. Yaklaşık 2-2,5 saat sürecek tur. Turun ortasında bir mola da vereceğiz. Kahve keyfi vesaire yaptığımız. Bizi tabii baştan aşağı tekrar giydirdiler. Normalde kıyafetlerimiz bunlar değil. Ayakkabı efsane. Çok sıcak tutuyor. Aynen. Montu da yani montlarınız aslında idare eder ama hani yırtılmasın, köpekler zarar vermesin ya da bir yere takılmasın diye değiştirdiler. Şu an hiç soğuk hissetmiyoruz. Zaten çok da soğuk değil onlara göre. Rehberin de söylediğine göre. Şu an -5 civarı burası. Selam. Merhabalar. Kızgın bir. Selam. 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 Leo. Leo. Ay. Ay. Bu iş bana çok korkunç gelmeye başladı. Evet. Şu an köpekleri salıyorlar. Köpekler çıldırdı. Bize şöyle söylediler. Diğer taraftaki şu an dişi köpekler o cinsel döneminin en üst taraflarındalarmış. Onlara koşuyorlar şu an. Yani bize dediler size de gelebilirler. Arkadaş canlısılar çok. Bize nasıl sürüleceğini anlattı. 3 tane fren varmış mesela bunda. Birimiz oturuyor olacağız, birimiz sürüyor olacağız. Frenleri göstereyim. Evet, şu kızağımız. Mesela bunu hiç kullanmayacağız. Bu direkt burada dururkenki park pozisyonu. Bu yavaşlatmak istediğimizde ve genelde kullanacağımız fren. Bu da turun ortasında duracağımız zaman tamamen basıp bütün ağırlığımızla durduracağımız fren. Şimdi tura yavaş yavaş başlayacağız. Gerçekten çok fena koşturuyorlar. They don't care us, so they can't defame us. Yeah, they're not too interested. I think so. Also, in the beginning, they just run around some. They haven't been running for a few days now. Okay, Christmas and so on. Yeah. So now they have lots of energy, so they get rid of it. So. So they want to run. They love to run. They absolutely love running. Okay. I mean, they're bred for running. It's like with, you know, shepherd dogs. They always want to herd something. And with the sled dogs, they also always want to pull something. Okay. So they're really bred for pulling the sleds and they absolutely love it. Okay. Yani şimdi bu sesleri duyunca insan bir üzülüyor. Diyor ki gerçekten acaba yapmak istemiyorlar mı, ama çocuğun bize anlattığını anlatıyorum. Çocuk dedi ki köpekler insanları çok seviyor. Koşmayı çok seviyorlar ve bir şey çekmeyi çok seviyorlar. Şimdi çekerken hani ne kadar mutlu olduklarını anlayacaksınız vesaire dediler. Biz de öyle umuyoruz. O yüzden bu turu yapıyoruz şu an. Ve salındıklarından beri koşturuyorlar gerçekten ve deli gibi koşturuyorlar. Ödüm kopuyor. Yanımdan fişek gibi geçiyorlar. Of dry food, normal dog food pellets and a meat, frozen meat that we defrost. Okay. So with all the vitamins and everything. So crazy dogs. They love reindeers. Ha, bu reindeer şey mi? Postum. Çıldırdı. Selam, selam. Ay dur, yavaş ya. Çok tatlısın. Nasıl geliyorsun? Ya. Ya çok tatlı gülüyor ya. Oh.
gibi mi? Savaş narası gibi falan mı yani? Gidiyoruz. Kar birikti. Sıktı. Tamam biraz bıraktım. Oha! Çok iyi. Oha! Şu anda atladılar galiba. Şimdi sürücü değiştik. Burçak geçti. Sürüşe ben oturuyorum. Ay, kar, köpekler, efsane köpekler bu arada hiç havlamıyorlar. Hızlı çekecek şu an. Eğer çok yaklaşırsam köpeğe fren yapmalısın. Yaptım, indirdim. Sessizliğin ortasında hiç motor sesi yok tabii ki yani. Sadece kızağın gıcırtısı var. Böyle gitmek gerçekten çok keyifli. Yani böyle etrafa baktıkça büyüleniyor insan. Hemen sağımızda da ay var. Küçük küçük çam ağaçları. Mesela şöyle göstereyim. Gerçekten keyifli bir aktivite. Biraz yavaş kalıyorduk Burçak'la. O yüzden şimdi ben en öndeki rehberin kızağına bindim. Buradaki güçlü köpeklerden birini bize götürdü. Bizden de bir tane buraya getirecek. Tabii durduk, yine hayvanlar coştu. Bizi yediledi, kendisi 5 kaldı aslında. Bizden bir köpek almadı. Şimdi biz 7 köpekle daha hızlı gidiyoruz. Evet, biz birazcık yavaş kalmıştık. Evet, köpekler de biraz küçük gibi geliyor bu arada bana. Daha büyük beklemiştim mesela. O kadar büyüleyici ki her yer. Gerçekten çok güzel ve bence yaptığımız en güzel etkinliklerden bir tanesi bu zamana kadar. Tur bitti. Onlar köpekleri yerlerine koyacaklar. Biz de üstümüzü değiştirmeye gidiyoruz. Kim nereden geliyor onu pinliyorlarmış. Biz de şu an İzmir'e şu kırmızı küçük iğneyle pinlettik. Biz aslında bugün bu aktiviteyi yapabildiğimiz için çok şanslıyız. Çünkü bugün 25 Aralık yani Christmas akşamı. Adamla konuştuğumuzda hani nasıl bugün çalışıyorsunuz vesaire diye bize dedi ki yani tamamen hani aslında şans eseri oldu gibi bir şey söyledi. Biz birçok yeri aradık, çoğundan da geri dönüş alamadık. Burayı da fark etmeden aslında hem adamın numarasını aramışız hem de başka bir çalışanın ya da adamın karısının numarasını aramışız. Orayı tam anlamadım. Sonradan konuşmuşlar ve yapmaya karar vermişler ve geri dönmüşler bize. O sayede bugün bu aktiviteyi yapabildik. Baktığımız birçok yerde de aslında kahve molasından bahsediyordu bu işte turun ortasında. Ama burada o yokmuş. Tabii biz hani hangisi hangisiydi karıştırdığımız için videonun başında o bilgiyi yanlış vermiş oldum. Siz bunu yapmak isterseniz detaylıca bakın. Çünkü öyle turlar da var. Daha uzun turlar da var. Kalmalı turlar da var mesela. Biz bu tur için yaklaşık 2 saat sürdü. 14 kilometre sürdük aslında kızakları. 100 euro ödedik kişi başı. Ve bu uygun fiyatlardan bir tanesiydi. Evet, genelde 200 euroya yakın oluyor. Yani 1900 SEK falan oluyor ama burası 1095 SEK'ti mesela. Bu da yaklaşık 100 euro aslında. Yani 2 saatlik turları 100 euroya bulabiliyorsunuz. Umarım daha ucuza da bulursunuz ama daha pahalı buluyorsanız başka yerler arayın bence. Tur bittikten sonra adam bize çok güzel başka bilgiler de verdi. Mesela burada gördüğümüz aslında ren geyiklerinin hiçbiri vahşi değilmiş ve burada yaşayan Sami halkına, Sami insanlarına ait ren geyikleriymiş ve hepsinin de kulağı
hangi kabileye ait olduğunu belirleyen bir kesik oluyormuş mesela. Hani buna şaşırdık. Hatta dedi yol kenarında görürseniz durabilirsiniz. Kornaya bile hiç tepki vermiyorlar. Neredeyse yol kenarında uyuyabiliyorlar vesaire. Tek dedi rahatsız oldukları şey arabanın camını açıp poşet sallarsanız ondan çok ürküyorlar ve kaçıyorlar dedi. Gerçekten güzel bir bilgiydi ve şunu da öğrendik adamdan. Mesela İsveç'te hiçbir zaman köpekler ulaşım aracı olarak kullanılmamış. O işte Kanada'da, Alaska'da o taraflardaydı dedi. Biz kızakları atlarla kullanırdık eskiden dedi. Sonradan İsveç'e gelmiş tamamen turistik olan bir şey aslında bu şu an günümüzde. Şimdi yavaş yavaş yola devam ediyoruz. Bugün kalacağımız yere gideceğiz. Yol üzerinde de yiyecek bir şeyler bulmamız lazım. Şimdi nadir açık bulduğumuz yerlerden birinde hamburger yiyoruz. Burası Sibilla diye bir tane İsveç fast food zinciri aslında. 1932'den beri varmış. Bakalım hamburgerleri nasıl? Sibilla'yı önermiyorum. Eti bence güzel değildi. Köpek kızağı etkinliğinden sonra bugün kalacağımız eve geldik. Şöyle bir kulübe, asıl ev. Bu sağımdaki ev biraz karanlık, çok gözükmüyor. Şimdi size bu evin biraz içini göstereyim. Yani kaldığımız en güzel evlerden bir tanesi bence. Bu arada evin şu sağ tarafı göl. Yarın orada bir şeyler yapacağız. Yani balık tutmaya vesaire çalışacağız. Olmazsa yine üstünde yürürüz. Böyle içeriye giriyorsunuz, bir kapı daha var. Şöyle bu kapıdan geçince Burçak'ı burada buluyorsunuz. Buradaki sobanın başında keyif yapıyor. Nasıl, bu evi beğendin mi? Bu evi çok beğendim. Hatta bu zamana kadar geldiğimiz en güzel evlerden biri olduğunu düşünüyorum. Şöminenin bunda etkisi çok büyük muhtemelen. Değil mi? Bence de gerçekten. Burası bir oturma alanı. Mesela şu arkaya masa koymuşlar. Burada işte kettle vesaire var. Şurası mutfak alanı. Ondan sonra bu ortak alandan içeriye giriyorsunuz. Burada bir kanepe var, bir de tekli bir yatak var. Burada iki kişi yatabiliyor. Buradan da başka bir odaya kapı açılıyor. Burası da başka bir yatak odası. Burada da iki kişilik bir yatak var. Bu odadan da aynı labirent gibi banyoya giriyorsunuz. Banyo da gerçekten güzel. Banyodan da tekrar bir kapıyla tuvalete giriyorsunuz. Burada bir tuvalet var. Burada da bir duş var. Duş da temiz gerçekten. Bu vlogu da burada bitiriyoruz. Yarın bu evin hemen dibinde yer alan gölde balık tutmaya çalışacağız. Umarım her şey yolunda gider ve yapabiliriz onu da. Yarınki videoda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.